Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Tam da şu anda evrenin bir yerinde dev bir yıldız hayatının sonuna yaklaşıyor. Bu süreçte süpernova adı verilen dev kozmik bir patlamanın oluşmasına sebep oluyor. Süpernovalar dev yıldızların ölümlerinin son aşamasıdır. Bütün yıldızların süpernovaya dönüşmesi beklenmez. Aksine süpernova patlamalarının oluşması için yıldızların dev yıldızlar olması gerekir. Süpernova patlamasını oluşturabilmek için bir yıldızın kütlesinin en az Güneş'in kütlesinin 8 katı ve daha fazlası olması gerekir. Biz Güneş'imizi Güneş sisteminde çok büyük olarak görürüz. Ancak evrendeki dev yıldızlara nazaran yıldızımız çok küçük bir yıldızdır. Hatta bu dev yıldızlardan bazılarını çıplak gözle gökyüzünde görebilmekteyiz. Bunlardan bir tanesi de gökyüzünde 10. en parlak yıldız olan ve Güneş'e göre 15 kat daha fazla kütleli Kızıldev sınıfından Betelgeuse yıldızıdır. Peki bu süreçte bütün dikkatleri üzerine çeken bu yıldızda neler oluyor ve bizi bu şekilde heyecanlandırıyor? Gelin bir göz atalım. Bu yıldızın ölüm sürecinde olduğu çok uzun yıllardır bilinmesine rağmen birbirine yakın iki tarihteki fotoğraflarında yıldızın ışığının %35 azaldığı gözlemleniyor. Yıldızın ışığının azalması, ölüm sürecinin hızlandığını belirten en önemli özelliklerden biridir. Teleskopla yapılan incelemelerde bile yıldızdaki değişiklik gözle görülebilecek kadar belirgindir. Burada teleskopla çekilmiş görüntülerin arasındaki farkları siz de çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bu değişikliklerin ardından uzay araştırma kurumları yıldızın üzerine daha çok eğilmiş ve daha detaylı görüntülerini çekmişlerdir. Şu anda izlemiş olduğunuz görüntü Betelgeuse'un en son çekilmiş en kaliteli kayıtlarındandır ve dikkatli bakıldığında yıldızın yuvarlaklığını kaybettiği ve delice hareket eden bir buluta benzediği çok net şekilde gözlemlenebiliyor. Buna sebep olan şey yıldızın yüzeyindeki çekim kuvvetinin düzensiz ve çok zayıf olması, bununla birlikte çekirdeğinde demir bir kürenin oluşmaya başlamış olmasıdır. Yıldızın çekirdeğindeki kütle çekim kuvveti artarken yüzeyindeki kütle çekim kuvveti de azalmaktadır. Aynı zamanda hidrojenin yakılmasının da azaldığına, yani diğer ağır elementlerin nükleer reaksiyona girdiğine güzel bir işarettir. Çünkü eğer hidrojenin yakılmasına devam edilseydi, çekirdekte meydana gelen nükleer reaksiyon itiş gücü daha fazla olur ve yıldızın yüzeyinde bu şekilde düzensizlik değil, aksine Güneşimizdeki gibi küresel yapıda bir düzen oluşurdu. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Güneş'in en yakın görüntüsü özel bir teleskopla kaydedilmişti. Bu görüntüye baktığımızda bahsetmiş olduğum düzgün yapı çok net bir şekilde görünmektedir. Kaynayan bir suyu andıran bu görüntü hidrojen yakımının devam ettiğini ispatlamakta ve Güneş'in küresel bir yapıda kalmasına sebep olmaktadır. Ama ne yazık ki Betelgeuse yıldızı için artık böyle bir durum söz konusu değildir. Bu yıldız o kadar büyüktür ki bizim Güneş sistemimizde Güneş'in yerinde o olsaydı dış katmanları Jüpiter'e kadar uzanırdı. Bu büyüklüğü hayal edebilmek gerçekten çok zor. Ama hayal edebilmenize yardımcı olabilmek için bu görselleri ekliyorum. Bu yıldız bu kadar büyük olmasıyla galaksimizin en büyük yıldızlarından birisi olma unvanını elinde tutarken yine de ölmekte olan bir yıldızdır. Ve günleri sayılı olan bu devin patlayacağı gün yaklaşıyor. Peki bu dev bir süpernovaya dönüştüğünde neler olacak? Bizi neler bekliyor? Bunu daha güzel anlayabilmek için bir yıldızın hayatını iyi anlıyor olmamız gerekiyor. Hatırlarsanız daha önce yayınlamış olduğum Güneş enerjisini nasıl üretiyor adlı videomda detaylıca bu konuya değinmiştim. Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak bu videoyu izleyebilirsiniz. İzlemenizi de kesinlikle tavsiye ederim. Ancak izlemek istemeyenler için burada da kısaca bahsedecek olursak, yıldızın doğuşundan ölümüne kadar hayatı aslında içindeki kütle çekim kuvvetiyle nükleer füzyon kuvveti arasındaki savaştan ibarettir.
Kütle çekimi, bu devasa yıldızın kütlesini kendi içine doğru çekerken oluşan sıcaklık ve basınçtan dolayı nükleer patlamalar meydana gelir ve bunlar da yıldızın içindeki maddeleri dışarı doğru iter. Bu kuvvetlerin dengelendiği noktada yıldız yuvarlak görünümünü alır ve varlığını devam ettirir. Yıldızın ömrü ancak içindeki hidrojen atomları azalıp diğer elementlerin nükleer reaksiyona girmeye başladığında son bulmaya başlar. Yıldızın içindeki ağır atomlar sırasıyla daha da ağır atomlara dönerken en son demir atomunu oluşturmaya başlarlar. Hidrojen helyuma dönüştürülürken ortaya çıkan enerji en yüksek enerjidir. Daha sonraki evrelerde nükleer reaksiyona giren daha ağır elementlerin ortaya çıkardığı enerji o kadar olamamaktadır. Buna bir de demir atomunun demir atomuyla kaynaşırken yapısı gereği enerji emen bir reaksiyon oluşturması eklendiğinde yıldızın içindeki kuvvetler savaşının kütle çekimi yönünde kaydığını söyleyebiliriz. O nedenle sıcaklık ve basıncın etkisiyle demir atomları üretilirken aslında yıldız kendi enerjisini yani nükleer patlama enerjisini emmeye başlar. Artık bu dev yıldızın çekirdeğinde inanılmaz sıcaklıklarda demirden bir küre yer almaktadır ve sürekli yeni oluşan demir atomlarıyla büyümeye ve içeriden yıldızın enerjisini emmeye devam etmektedir. Sıcaklık hayal edilemeyecek düzeylerdedir. Yaklaşık olarak 1 milyar dereceden bahsediyoruz. Bu yüksek sıcaklık nükleer patlamalara sebep olurken her patlama demirin biraz daha büyümesine neden olur. Kütle çekimi o kadar inanılmaz ve hesap edilemez noktalara gelir ki yıldızın merkezindeki demir küre ışık hızının çeyreği kadar bir hızda kendi içine çöker. Bu çöküş o kadar hızlı olur ki yıldızın diğer dış katmanları buna tepki veremeden çöken demir kısmına birlikte içeri çekilir. Her şey ortada toplanır ve birbiriyle ezilmeye zorlanır. Bu durum saniyenin çeyreğinden bile daha hızlı gerçekleşir. İşte bu durumda evrendeki en büyük patlama olan süpernovalara sebep en son aksiyondur. Bu patlama yıldızın bütün partiküllerinin uzayın her yönüne doğru saçılmasına sebep olur. Ancak astrofizikçiler hala kendi içine çöken dev bir demir kürenin ve sıcak gaz elementlerinin nasıl olur da böyle devasa bir patlamayla uzaya saçıldığını tam olarak açıklayamamaktadırlar. Betelgeuse bu patlamaya ulaşacak şartlara sahip dev yıldızlardan biridir ve patlamanın olacağı ölüm sürecine de girmiştir. Çıplak gözle gözlemlediğimiz bu yıldızın süpernova patlaması meydana geldiği zaman yaklaşık 3 hafta kadar bu ışıma dolunay evresindeki ayın yaptığı ışık kadar bir ışımaya sebep olacaktır. Ve bu aydınlık geceleri ikinci dolunay gibi görünecektir. Peki bu patlamanın bize vereceği bir zarar olacak mı? Bu süpernova patlaması bize zarar verecek kadar yakın değildir. Yaklaşık 700 ışık yılı uzakta olacak bu patlamadan bizim gözlemleyebileceğimiz şey harika bir görsel şölen ve araştıracak milyarlarca yeni verinin bilim insanları tarafından bu süreçte araştırılması olacaktır. Bu patlamalar insanlık tarihinde çok az rastlanan ve hatta çıplak gözle gözlemlenip kayıt altına alınmış birkaç patlamadan birisi olacaktır. Daha önce bu şekilde süpernova patlaması oluşturup çıplak gözle en son gözlemlenen yıldız Kepler yıldızıdır. Günümüzde ise Kepler süpernovası olarak gökyüzünde gözlemleyebiliriz. Kepler süpernovası patlamayı gerçekleştirdiği zaman o zamanın bütün bilim insanları tarafından kayıt altına alınmış ve bilgileri günümüze kadar saklanabilmiştir. Yani eğer biz yaşarken bu patlama gerçekleşirse insanlık tarihinde tekrarına çok az rastlanır bir şeye tanıklık edeceğimizi unutmamak ve o anın tadını ona göre çıkarmak gerekir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak ve sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kişinin izlemesine yardımcı olabilirsiniz. Bu ve benzeri daha güzel videoları izleyebilmek için abone olmayı unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere.